Kanki yerim, selamünaleyküm. Gebliyle şu kanalına hoş geldiniz, safa getirdiniz efendim. Biliyorum hepiniz bu sıcaklardan bunaldı. Denize gidemeyenler evde ter içinde kalıyor. Duşa girip su içip soğuk su içip serinlemeye çalışıyorsunuz. Oh. Farkındayım, bu sıcaklar artık hepimizi perişan etti. Akıl sağlığımızı yitirdik. Aşkım sen ne sıcaktan bunaldın değil mi? Bunaldım. Malum denize de gidemiyoruz. Hı? Sen gittin. Seni saymıyorum. Tamam ulan, mı? Bir kere ben gittim. Ben ve benim gibilere sesleniyorum. Susar mısın? Sonuç olarak o suya atladın mı? Atladık bir ferahladın da, mı? Ya reis. Allah aşkına bak şu an yine terledim. Ey şu reis ne zaman bana böyle bir laf soktu terlemeye başlıyorum ya. Ben çünkü hep laf sokuyorum. Arkadaşı haklı mıyım? Ben hiç gitmedim denize. 7-24 işimin başındayım. Sen denize gittin. Size yemin ediyorum bakın günde belki var ya böyle bir 5 litre su içiyorum. Üzerine bir o kadar da terliyorum. O suyu dışarıya atıyorum. Neyse konumuz bu değil. İnsanların ben bu sıcaktan bunaldığını gördüm. Ve bizim videoları izleyen kardeşlerimiz için PUBG Mobile'e bir telefon açtım. Nasıl yani? Alo! Tencent Games'le mi görüşüyorum kardeşim benim? Ver lan patronuna. Böyle patronuna ver patronuna. Bu insanlar PUBG Mobile oynarken serinlemek istiyor bu sıcak yaz aylarında. Ne yapıyorsunuz? Hiç bunun için bir önlem aldınız mı? Çalışmaları vardır hayatım belki. Bir sor. Oğlum insanları serinletmek için WoW haritalarına değişik serinletici materyaller getirin. Tabii efendim. Getirdiniz mi? Hangi araya getirdiniz lan? Getirmişler sor bakayım. Tamam kardeşim hadi onu getirdiniz. Bir de insanlara birbirlerini serinletebilmesi için artık mermi atmasınlar ya. M4 7.62 5.56 atmasınlar da su atsınlar. Soğuk su atsınlar kardeşim. Soğuk su atan silah getirin. Saçmalıyorsun hayatım. Öyle bir şey mümkün değil. Getirdiniz mi onu da? Ne demek getirdiniz nasıl oğlum? Yavrum inanıyor musun? Ben aşkım, inanmıyorum. Aşkım vallahi getirmişler. Sana ne demiyorum getirmiş? Aşkım. Tencent Games. Ay şoma diyorum. Aşkım, aşkım dedin lan az önce onları. Sana bir dakika kapat. Aşkım bunlar arkadaşlar bu arada şaka maka bir yana makara bir yana. Soğuk su atan silah geldi şu anda PUBG Mobile'e. Hiçbirinizin daha önce gördüğünü sanmıyorum. İlk defa bizim videoda görebilirsiniz. O yüzden şimdi videoyu durdurup like atan kanala abone olanlar adamın dibidir. Haydi o serinletici birbirimizi ıslatacağımız parkura geçelim mi aşkım? Geçelim. Şimdi bu arada şaka değil mi bu? Vallahi gerçek. Haydi geçtik. Oo, şu serinliğe bakın arkadaşlar. Ve ellerimizdeki silahlara bakın. Şaka yaptığımı sanıyordunuz değil mi aşkım? Oha. Aşkım ben gidiyorum. Kendine iyi bakıyorsun. Sen elindeki silahları ya, görmedin değil mi? Görmedim de. Oha suyun içindeyim. Abi çok güzel değil mi şu ambiyans şu ortam? Oha bir dakika. Arkadaşlar oh. Su atıyor. Aşkım canım biri kaldı bu arada. Tabancası. Bir şey söyleyeceğim. Bu ne biliyor musun? Ne aşkım? Çocukken biz böyle su tabancaları nasıl doldurup doldurup birbirimize atıyorduk ya. Hatta tabancası olmayanlar da küçük pet şişesine koyuyordu. Üstünden kapağını deliyordu böyle üstlerine su atıyordu. O bu işte. Ama aşkım bir çok dur iyi. Ya. Bir dur bir dur. Ulan bak vurmayayım seni ha. Seni var ya bak bekle. Çok fazla hasar veriyor. Olabilir de. RPG'ye çok benzettim bunu ben. Neredesin sen? Abi çok iyi lan. Allah canı çok iyi. Ben seni görmedim ki. Neredesin? Aşkım zıpla zıpla ortaya çıkıp zıpla. Hangi seni silah daha iyi? Tabii ki de. Oo sen nasıl? Diğerin üzerine çıktın. Diğeri bir ördeğin üstüne çıkmadım ki. Az önce çıktın indin biliyor musun? Allah ben sen öldüm. Yemin etsene. Yemin etsene bana. Çıktın mı? Aşkım vallahi çıktın da sen indin. Tamam ben yine çıkarım. Suyun altına girme. Düştüm. Allah'ım ya. Bir dakika dur sana aşkım. Arkadaşlar havaya atalım be. Oğlum çok iyi lan. Ben niye duruyorum? Aşkım vallahi ben serinliyorum ha. Bak ben gözüme su kaçtı seni göremedim. Seni var ya. Gözüme su kaçtı. Seni görememiş olabilirim ama bu göremeyeceğim anlamına gelmiyor biliyorsun değil mi? Ama beni deli etme. Ama beni deli etme Ayşo. Hadi sen beni vuramazsın artık. Bu buz gibi lan. Ayşocuğum bir dakika bir silahların ismine bakalım. Ne diyor? Süper renk bazukası su mermisi. Süper baloncuk makineli tüfeği su mermisi. En iyisi hangisi? Aşkım. O seri atıyor bu büyük atıyor. Eskiden birbirimizi ıslatma oyunları oynardık ya. Garibanlar ne yapardı? Ayşe Yeniz'in dediği gibi pet şişelerin üstündeki kapağı delerdi. Onunla suyu fışkırtırdı. Ama zengin ailelerin çocukları ne yapardı biliyor musunuz? Bu nerf silahları var ya. Su baloncuğu atan harbi aynı bunun gibi. Böyle bizi bak delerdi hayatım. Geçerdi. Benim var ya şunları hep mor artmışlardı. Bak bu dediğin o silah şu büyük olan. Şu da pet şişesi olan bak. Aslı tamam. Bak. Her zamanki gibi zengin fakir yendi oldu. Ama ben... Benim canım gidiyor mu acaba? Kendi... Aa aşkım kendini de öldürebiliyorsun. Yani yere attığın zaman... Hadi şunun üstünde kalın sen ya. Neredesin? Bir kalsam var ya. Yürü ben neredeyim? Ben her yerdeyim şu anda. Ben ördeğin üstünde kal da bana. Kal bakayım nasıl aha, kalıyorsun. Aha kaldım bak. Yemin etsene. Bak.
Buradan öldüreyim mi seni? Oğlum nasıl ya? Sen de öldün. Arkadaşlar inşallah bunun modu gelir ya. Neyse aşkım, bu modu tanıttık, silahı tanıtacaktık. Asıl hayır, amacımız hayır. Arkadaşlar parkur oynamaktı. Aşkım hadi çıkalım. Oo, en tepesinde kaldım, dur. Aşkım ayıp ediyorsun ama. Sen de çık hadi, sen de çık. Çıkmayalım bu parkurdan. Bunun mermisi ne? Ama aşkım bir dursana, mermisine bakalım. Gel gel, hiç merak etmiyor musun? Aşkım. Defayet oldum. Neyse arkadaşlar, gördüğünüz silah bu. Silahlar bunlar. Bizde yalan yok yani. Size dedik ki su tabancası getireceğiz dedik. Su silahı getireceğiz dedik, getirdik. Çık aşkım. Evet arkadaşlar, asıl mevzuya geldik şimdi. Bu serinleten parkur oynamak aşkım. Artık öyle antik kuntik içimizi karartan parkur oynamıyoruz da. Bir durur musun? Bir rica ediyorum, durur musun? Gözümde canlandı koskoca malzeme. Aynı takımda canımız gitmiyor ki aşkım. Bu ne? Bu ne? Gidiyor canımız. Ne gitmiyor? Bu havayı kararttı. Bu havayı açtı. Aşkım aydınlık havada şöyle serin serin oynayalım. Ay karart be, karart. Ne oluyor lan? Gülüm hayır, açalım açalım. Güneşin karart altında birazcık mı? Suya girelim. Aşkım gitsene. Aşkım gidelim hadi hadi. Gidelim hadi. Aşkım hadi sen. Arkadaşlar bu arada Gemlo'yu silahçıdır. Aşkım hadi be. Arkadaşlar biz daha önce bu parkur oynarken Ayşe Yengeniz bana doğum günü sürprizi yaptı. Ve Ayşe Yengeniz'in kaynak paketleri yüklenmiş olmadığı için bu parkuru bitiremedik. Şimdi bitirmek istiyorum aşkım, rica ediyorum. Of tamam ya, tamam ya. De haydi lo gidek ya. Ben gidiyorum, seni de daha beklemem. Çünkü karanlıkta oynatmadın bizi. Ne vardı karanlıkta oynasaydık ya, daha güzel gözüküyordu. Serin serin baksana şu aşağıya. Böyle güzel. Karanlık olunca serin olmuyor mu? Ambiyans. Gece daha soğuk deniz. Olabilir mi? Gel aşkım. Boş ver geceyi meciyi. Aha düştü. Aşkım. Ben şimdi havayı karartmaya gitmem mi peki? Ya reis gidelim. Allah aşkına gelsene. Şu parkuru bir bitirelim seninle birlikte. Gülüm sen yoksan benim içim karanlık. Sen varsan böyle aydınlık diyecektim ki. Ben gidin bitiririm arkadaşlar. Vallahi şu gününüzü beklersek biz yanarız. Zaten gelecek kaynak paketleri yüklü değildir yine. Nereden biliyorsun? Aşkım sen cidden nasıl düşüyorsun? Toptan ayağım kayıyor, anlamadım bir şekilde ya. Allah Allah, biz yandık ya. Vallahi bu kadar kolay parkur da geçemiyorsan reis. Biz daha parkur çekmeyelim bence. Ben buraları geçmiştim hatırlıyorsan. Çamur atmayalım lütfen. Benim gözüm bozuldu ya. Vallahi gözüm bozuldu, şu aşağıda su nasıl akıyor lan böyle ha? Bu su insanı böyle şeye çekiyor, aşağı çekmiyor mu? Ya bırak şimdi, abartma. Bak bu tula, bu tulara. Aşkım bu sulara. Ay bu topla. Ne diyor, ne suyu, ne topu? Ya ne anlatıyorsun be abla, gözünü seveyim be abi. Ne tusu? Anne. Tusuna mı, tusuna mı? Oy arkadaş ya. Bu toplara atlarken su sıçratmışsın, toplar kayıyor, anladın mı? Bunu demek istemiştim sabahtan beri. Kurumayı düşündüğün cümle bu muydu aşkım? Buydu valla. Allah. Sıcaktan arkadaşlar, biliyor musunuz? Çok sıcak. Aşırı derecede sıcak. Doğru. Cidden video çekmek zor. Hava soğuk mu? Yo sıcak. Zor arkadaşlar, zor. İzlemesi güzel olabiliyor ama işte. Kaynak paketlerim yüklenmiş, şemsiyeler gözüküyor. Oh oh, iyi iyi. Şemsiyelerin rengi mi değişmiş? Olabilir, olabilir aşkım. Daha önceki... Bak yavrum, hiç burada değilsin. Ben şemsiyeleri gördüm mü ki rengini değiştiğini biliyorum. Tam onu diyecektim işte ben de sana da. Sen sözümü kestin. Yok demeyecektim. Hiç de demeyecektim. Peki sen şeye dikkat ettin mi? Aşağı düştüğümüz zaman artık kıyafetlerimiz çıkmıyor. Aa evet, demek ki bug'lıymış. Biz bunu ilk çıktığında oynamışız. Hadi oğlum lan. Hadi oğlum Geblo, şuralara bir geç lan. Sen ördeklerde misin? Ördeklerdeyim aşkım aşkım. Ben sana yakınım. Süperim. Zık ve geçtim. 10 numara 5 yıldız. Tamam arkadaşlar, sörf tahtalarına da geldim. Beni bekleme zaten. Niye bekleyesin ki? Niye bekleyeyim ki harbiden? Doğru söylüyorsun. Bekle, celladın geliyor. Bekle. Vay be. Ben de şurada doğum günü kutladığım botun içinde oturuyorum. Dedim ki burada beni bekler dedim. Sonra diyor ki ben romantiyim. Sen hiçbir şekilde romantik falan değilsin. Ayıp ediyorsun bunu şu an. Artık aklına yaz. Aşkım şu an var romantikliğimi kanıtlamak için aşağı atlarım. Suya atlarım ha. Şimdi düşecek ya, o yüzden diyor. Bu arada eğer seni affetmemi istiyorsan bir tane yaz şarkısı patlat. Bir şarkı istiyorum kardeş senden. Kornet şarkısı mi? Olsun. Bu arada kornet bize bir reklam versin. Kornet dondurma yollasın ya. Vallahi yandım ya. Vallahi kornet de Magno. Bize reklam veririm onlara ya. Onlar gitsin. Ağa babalarına reklam veresin. Senin ağababaların kaçıramamış. Kim oluyor kontar? Bizim gibi gariba YouTuber'lara kim reklam verir? Haydi. Bu gökkuşağı dondurmasının adı neydi ya? O da. Yok lan bize. O da olur. Buzlu. Buz parmak reis. Buz parmak. Buz parmak da olur. Valla olur. Aşkım suya düştüm. Farkındayım da ben geçiyorum zınk zınk. Su firması da sponsor olabilir ya. Su mu?
Hangisi? Hangi marka olursa olsun. Ben şu an parkuru kaybettim. Yemin ederim ha. Buradan sonra ördek... Bu ne lan? Kafam karıştı benim. Her yerde sarı sarı şey simitler var. Sarı kimin yarı? Her... Yok o şarkı öyle değil. Yaz şarkısı söyleyeceğim de ben aşkım ne söyleyeyim? Pardon da. Zannedecekler ki şimdi Ayşe Oraya'yı sarışın mı? Değilsin aşkım biliyoruz. Sen niye bu şarkıyı söyledin? Çok kritik. Aşkım yaz şarkısı dedim bir de sarı sarı dedi ya aklıma o geldi. Mahzun Kırmızı Gül'den sarı. Yok sen sarı. Battıkça batıyorsun sus. Aşkım öyle bir yerde düştüm ki şu anda her yerim kaşınmaya başladı sinirden. Şu fırının suyu akar serindir uyuy. Ölem berdo ölem ahlana. Aşkım bir bu şarkı. Hayır ya. Bir de ayağında kundura. Ben niye düşüyorum? Bir de ayağında kunduraya söyledim ben olmaktan çıkıyorum arkadaşlar. Harbi ben hiç caz şarkısı bilmiyorum lan aşkım. Ne vardı ama söylesin aklıma gelir he. Serdar Ortaç'tan bir şey söyle. Ya Serdar Ortaç, ya Hande Yener, ya Demet Akalın. Bunlar zaten yaz şarkılarının ünlü isimleri. Şeytan diyor ki ya da şey söyle. Mikrop. Ya da şey söyle. Çekiniyorlar bizi. Evet. Harbi plajlarda falan çalarlardı bunu. Bilmiyorum ki o kadarını biliyorum. Çekemiyorlar bizi. Kıskanıyorlar bizi. Ben neredeyim biliyor musun? Allah senin yardımcın olsun. Allah kurtarsın kardeşim. Sarı ördeklerdeyim. Sarı ördeklere basket oluyorum sürekli. Ben de çok basit bir yarım saattir geçemedim ya. Bu arada arkadaşlar yüzme biliyor musunuz? Şahsen ben çok iyi yüzerim değil mi aşkım? Doğru. Doğru yüzersin. Kaç kere seni o sudan çektim kurtardım. Bu arada ben yüzmeyi yarım yamalak biliyorum. O yüzden çok derine gidemiyorum. Ayağım böyle değecek yani. Korkuyorum ne yapayım? Küçükken boğuluyormuşum. Vallahi, o yüzden bir korku var içimde. Arkadaşlar fazla denize gitmeyin bu yaz. Bence duş alın daha iyi. Neden diyeceksiniz? Her yerde köpek balığı var abi. Bu arada aynen. Ve burada yılan da çıkmış biliyor musun hayatım? Denizden. Çıkar aşkım. Yılan çıkar, köpek balığı çıkar. Aa bitti. Çık. Ya. 10 numara 5 yıldasın be evlat. Tamamlama süresi 9 dakika 1 saniye. Ve rekor mu bu? Bence rekor. Beğenmedim. Beni beklemedim. Ben o botta oturuyordum sabahtan beri. Sen beni beğeniyor musun reis? Tabii ki. Peki babam beğeniyor mu gülüm? Zalim Hikmet amca bir damadı olarak beni beğeniyor mu? Beni gördü sonuçta. Beğeniyordur herhalde. Beğeniyordur herhalde dilde. Dış görünüş olarak. Kim? Beni kişisel olarak sevmiyor. Ama hani öyle bir yakışıklı boyu posu var diyor mu? Sevmiyor değil. Of. Ha diyor ki of çocuğa bak be diyor. Dağ gibi taş gibi. Ama arkadaşlar harbiden Zalim Hikmet amca çok inatçı. Hani ben kendimi inatçı olarak bilirim ama Zalim Hikmet amca benden de inatçı. Solumu peki beni düşünün. Beni düşünün. İki tane inatçı keçinin arasında kalan bir insanın yıpranma şeyi ne kadar olabilir arkadaşlar? Düşünün. Allah sana sabır vermiş. Ya da düştün mü? Ne diyeyim? Bu arada ben çok sabırlıyımdır. Arkadaşlar sabır güzel bir şeydir. Sabırlı olun. Her güzel şey sabırdan sonra gelir. İnanıyorum. Aynen öyle arkadaşlar. Sizler için oynamış olduğumuz bu iki modu beğendiyseniz videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın efendim. O zaman aşkım söz sizde. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere kankiler. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.